Tanrı'nın en günahkar insanları bile yok edilmesi gereken düşmanlar değil, sürüsüne geri kazandırmak istediği kayıp koyunlar olarak gördüğünü öğretti İsa. Böylesine merhamet ve sevgi dolu bir tutumun, bizlerin yüzyıllardır hor gördüğümüz kişiler, iğrenç bulduğumuz gelenekleri olan insanlar için bile geçerli olduğunu, İsa Samiriye'den geçmeyi seçinceye kadar anlamamıştık. Hepsinin hor gördüğü bu kadın kimdi? O bir Samiriyeli. Daha ne olacak? Neyse boş ver. İyice kalmalıyız. Öğretmeni bekletmek istemeyiz, değil mi? Bana su verir misin? Sen Yahudisin. Bense Samiriyeli bir kadınım. Nasıl olur da benden su istersin? Eğer sen Tanrı'nın armağanını ve senden su isteyenin kim olduğunu bilseydin, sen ondan dilerdin. O da sana yaşam suyunu verirdi. Efendim, su çekecek herhangi bir şeyin yok. Kuyuda derin. Yaşam suyunu nereden bulacaksın? Bu kuyuyu bize veren atamız Yakup'tu. Kendisi, oğulları ve hayvanları bu kuyudan içmişti. Yakup'tan daha büyük olduğunu mu iddia ediyorsun? Bu sudan her içen yeniden susayacak. Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim sudan içen de sonsuz yaşam için fışkıran bir pınar olacak. Efendim, bu suyu bana ver. Böylece artık ne susayım, ne de su çekmek için buraya kadar geleyim. Git, kocanı çağır ve buraya gel. Ama kocam yok benim. Kocam yok demekle doğruyu söyledin. 5 kocaya vardın ve şimdi birlikte yaşadığın adam aslında kocan değil. Bana doğruyu söyledin. Anlıyorum ki bir peygambersin efendim. Samiriyeli atalarım Tanrı'ya bu dağda tapındılar. Ama siz Yahudiler Tanrı'ya Yeruşalim'de tapınmamız gerektiğini söylüyorsunuz. Kadın bana inan. Öyle bir saat geliyor ki babaya ne bu dağda ne de Yeruşalim'de tapınacaksınız. Siz Samiriyeliler bilmediğinize tapıyorsunuz. Ama öyle bir saat geliyor ki içtenlikle tapınanlar babaya ruhta ve gerçekte tapınacaklardır artık. İşte o saatte şimdidir. Baba da kendisine böyle tapınanları arıyor. Tanrı ruhtur. Ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. O kadın değil mi bu? Neden konuşuyor o kadınla? Kim olduğunu biliyor mu onun? Mesih denilen, mesedilmiş olanın geleceğini ve onun bize her şeyi bildireceğini biliyorum. Ben oyum. Kadar yaptığım her şeyi bana söyleyen adamı görün. Gelin. Acaba o Mesih olabilir mi? Mesih mi? Mesih mi? Vaat edilen kurtarıcı mı? Olamaz, mümkün değil. Gelin. Gelin de görün. Hadi gelin. Öğretmenim, bir şeyler yiyin. Yiyeceğim var. Sizin bilmediğiniz bir yiyecek. Birileri ona yiyecek mi getirdi? Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve onun işini tamamlamaktır. Ekinler sararmış. Biçilmeye hazır.
Ne çok insan geliyor baksana. Müjde Samiriyeliler için de mi geçerli? Samiriyeliler ona gelip yanlarında kalması ve onları eğitmesi için yalvardı. Orada iki gün kaldık ve çok sayıda Samiriyeli iman etti.